Daha gelen olmadı. Birazdan gelir çocuklar. Öyle mi? Daha hemen bitti gelmiyor. Bu şu dalgasında götüne tak da biter biter. Ha çıkar onu. Şuna mı bakacaksın? Sen çıkar onu. Yok yok. Dur bakalım. Ha o doğru doğru. Ha. Getir ha. Ver bakayım. Gelen var mı? Var. Bir kişi gelmiş. Kim o? İrem Uslu. İki kişi oldu. Kim? Sena Erden. Sena Erden kim var ya? Biz duymuyorlar değil mi? Yok canım sen. Şimdi bu bittiği zaman sen geleceksin. Beni izle de son soruyu çözüyorum derken sen gel oldu mu? Sekiz kişi oldu hocam. Nasıl okuyorlar bunlar? Şurada yazıyor. Kim kim oldu? Ha. Şunlar koyuyor. Tamam. Dokuz kişi oldu şu an. Hı. Ama 10 kişi oldu. İşte sayı biraz artıyor. Öyle. Arkadaşlar sizi tekrar selamlıyorum. Şöyle 5 tane sorumuz kaldı. 35. sorunun çözümünü yapıyorum şu anda. Gene derişim piliyle ilgili bir soru verilmiş. Gördüğünüz gibi gümüş elektrotlar, gümüş iyonları bulunan çözeltilere daldırılmış. Derişim pili oluşturulmuş. Evet, biraz önce aynı olayları tekrarlamıştım. Bu soruda molaritenin düşük olduğu yer neydi? Anottu. Yüksek olduğu bölümde neydi? Katottu. Dolayısıyla birinci bölmede yükseltgenim olacak, ikinci bölmede de indirgenme meydana gelmesi lazım. Anot tepkimesini yazmış. Anot tepkimesinde, evet, birinci bölmede ne vardı? Gümüş iyonları derişiminin zamanla artması, ikinci bölmede de azalması gerekiyor. Çünkü sonunda pilin bitmesi gerekiyordu. Bu durumda anot tepkimesi yazıldığı zaman yükseltgenim olacağı için birinci ifadeniz ne olmalı? Doğru olmalı. İkinci kapta gümüş derişimi zamanla azalır diyor. Bakınız tekrarlıyorum. Molaritenin yüksek olduğu yerde molarite düşecekti. Düşük olduğu yerde de artacaktı. İkinci bölme katot olduğu için bu bölmede indirgenme olacak. Nedir bu? İkinci kapta bulunan gümüş iyonları birinci kaptan gelen elektronları aldığı zaman gümüş katısı halinde birikmesi gerekiyordu. Neticede ikinci kapta gümüş derişimi zamanla azalacaktır. Yani doğru. Üçüncü ifade, elektronlar dış devrede birinci kaptan ikinci kaba doğru hareket eder demiş. Biliyorsunuz elektron akış yönü anottan nereye doğru? Katota doğruydu. Bu cümleniz de doğru. Seçenek Ereğli E şıkkında verilmiştir. 36 numaralı soru gene aynı mantıkla bir soru. Bakınız yukarıdaki sorudan çok farklı değil. Birinci bölmede derişim 0.1 molar, ikinci bölmede 0.2 molar verilmiş. Molaritenin düşük olduğu yer neydi? Anottu. Yüksek olduğu yerde neydi? Katottu. Okuyalım birlikte. Hangileri doğru olur demiş. Birinci yarı hücrede nikel elektrot katottur demiş. Birinci yarı hücrede molaritenin düşük olduğu yer neydi? Anottu. Dolayısıyla birinci ifadeniz yanlış. 2. İkinci yarı hücreye aynı sıcaklıkta nikel sülfat eklenip çözülürse pil gerilimi artar demiş. Arkadaşlar ikinci kaba nikel sülfat katısını ekleyip çözerseniz
İkinci kapta nikel iyonlarının konsantrasyonu iyice büyümeye başlar. Bu durumda birinci ve ikinci kaplardaki derişim farkı arttığı için sanki eğim farkı gibi düşünebilirsiniz. Derişim farkının büyümesi pilin gerilimini artırırken azalması pilin gerilimini azaltıyordu. Bu durumda sen ikinci kaptaki derişimi yükselttiğin zaman farkı büyütüyorsun. Neticede pil potansiyeli artar. Yani iki doğru. Birinci kaba aynı sıcaklıkta 1 litre saus eklenirse pil çalışmaz demiş. Ne zaman çalışmazdı derişim pilleri? Molariteler eşitlendiği zaman pil çalışmazdı. Bu durumda ne demiş? Birinci kaba 1 litre saus eklenirse demiş. Pil çalışmaz demiş. Birinci kaba 1 litre saus eklediğiniz zaman arkadaşlar ne oldu? Molarite iyice azaldı. Dolayısıyla molarite azalınca aradaki fark büyüdü. Pil gerilimi artar. Burada çalışmaz demiş. Bu da yanlış. Tek doğru ifade ne olmalı? B şıkkı olmalı diyeceğim. Evet. Şimdi burada diğer sorumuz 37 numaralı soru. Gene elektrolizle ilgili bir soru bu. Şöyle birlikte bakalım. Bazı elementlerin burada indirgenme ve yükseltgenme potansiyelleri verilmiş. Ben şimdi onları tek tek okumak istemiyorum ama ne demiş? Bir elektroliz kabında KBr ve KF'nin sulu çözeltileri karışımı bulunmaktadır diyor. Bakınız. KBr'den potasyum artı 1 ve brom eksi 1 iyonları gelecektir. KF'den potasyum artı 1 iyonları, flor eksi 1 iyonları gelecektir. Eğer erimiş olsaydı bunlar, erimiş madde karışımı olsaydı sadece 3 tane iyon bulunması gerekirdi. Ama dikkat ediniz. Sulu çözeltileri karışımı bulunmaktadır diyor. Demek ki ortamda su var. Sudan gelen iyonlar da H artı 1 ve OH eksi 1 iyonlarıydı. Bunları da belirledim şu şekilde. Evet ne demiş? Anot ve katotta ilk önce açığa çıkanlar hangilerdir demiş. Arkadaşlar bakınız. Size burada indirgenme yükseltgenme potansiyelleri verilmiş. Ben şuradan ezbere söyleyebilirim size. Potasyumla hidrojen ikisi de artı olduğu için hareket yönü neresi olması lazım? Katot olması lazım. Burada potasyumun elektron verebilme eğilimi yani yükseltgenme potansiyeli hidrojenden daha büyüktür. Tersi hidrojenin normalde indirgenme potansiyeli potasyumdan büyüktür. Katotta madem ki indirgenme olacaksa indirgenme gerilimi büyük olan iyon önce indirgenir. Hangisidir bu? Hidrojen. Dolayısıyla katotta biriken elementimiz evet hangisi olmalı? Hidrojen olmalı. Katotta biriken hidrojendi. Dolayısıyla bu D seçeneğinde verilmiştir. Pardon bir daha bakıyorum. Katotta biriken hidrojen olmalıydı. Şu anda katotta biriken hidrojen evet burada A şıkkında verilmiş. Evet. Gelelim anot tarafındaki olaya. Şimdi anotta ne vardı? Yükseltgenme vardı. Bakınız brom var, flor var ve OH var. Burada 3 tane iyonun yükseltgenme potansiyellerine bakıldığı zaman bromun yükseltgenme potansiyeli 3'ü içerisinde en büyük olduğu için bromda ilk yükseliş anotta ilk yükseltgenin hangisi olmalı? Brom olmalı. Dolayısıyla anotta da açığa çıkacak hangisi? A şıkkı diyeceğim. O seçenek yalnız B şıkkı diye işaretlenmiş tahmin ediyorum. Onu lütfen değiştiriniz. Evet yer değiştiriyoruz. Katotta hidrojen, anotta ne açığa çıkmalı? Brom diyorum. Evet. Burada 38 numaralı soruya baktığım zaman gene elektrolizle ilgili bir soru sorulmuş. Soru şöyle diyor. CaCl2'nin sulu çözeltisinin elektrolizi diyor. Bakınız. Kalsiyum klorür çözündüğü zaman kalsiyum iyonlarıyla klor eksi bir iyonlarına ayrışır. Çözelti dediği için sudan gelen H artı 1 ve OH eksi 1 iyonları da unutmamak gerekiyor. Şu anda kalsiyum ve hidrojen artı olduğu için hangi kutba doğru gitmeli? Katota. Klor ve OH'da eksi olmasından dolayı anota doğru yani artı kutba gitmeli diyeceğim. Sorumuza birlikte bakıyoruz. Evet ne demiş burada? Hangisi yanlıştır demiş. A şıkkında bu olay endotermiktir diyor. Arkadaşlar hatırlayınız. Bütün pil tepkimelerinin eksotermik olduğunu söylemiştim. Endotermik diyor bunun için yani elektroliz için. Evet bir elektroliz olayının meydana gelebilmesi için biz sisteme dışarıdan enerji verdiğimiz için enerji alan bir olay ne olmalı? Endotermik olmalı. Sadece bu olay için söylemiyorum. Elektroliz tepkimelerin genelde tamamı endotermiktir. Dolayısıyla A şıkkı burada ne olmalı? Doğru olmalı. Yükseltgenme yarı tepkimesi diyor. Bakınız yükseltgenme ya klor ya da OH'da olacaktı. Bize burada elektron verme potansiyellerini vermiş.
Klorun yükseltgenme potansiyeli OH'dan daha büyük olduğu için burada elektronu veren ilk önce klordur ya da yükseltgenin ilk iyonumuz klor olacağı için yükseltgenme klorda meydana gelecektir. Bakınız klor B şıkkında yükseltgenmiş. Dolayısıyla bu cümle de doğru bir cümle. Katotta ilk gerçekleşen tepkime diyor. Bakınız arkadaşlar katotta kalsiyum ve hidrojenin toplanması gerekiyor. Bakınız şunu söyleyeyim. Burada bize elektron verme isteğinden bahsetmiş. Hidrojenin elektron verme isteği kalsiyumdan daha düşük ama alabilme isteği hidrojenin kalsiyumdan daha büyüktür. Yani tersi. Bu durumda katotta indirgenme olacağı için ilk elektronu alan kim olmalı? Hidrojen olmalı. Dolayısıyla suda bulunan hidrojen iyonları indirgendiği zaman hidrojen gazına dönüşüm yapar. C şıkkı da doğrudur. Elektrolizin net tepkimesi demiş. Bakın biraz önce söylemiştik. Ne vardı? İndirgenme ve yükseltgenme meydana geliyordu. Hidrojende indirgenme olurken klorda yükseltgenme vardı. Bakınız klor burada yükseltgenmiş. Hidrojende artı birden sıfıra indirgendiği için doğru bir tepkime bu. Son hidrojen iyon derişimi artar demiş. Arkadaşlar elektroliz meydana gelirken H artı bir iyonları gaz halinde çıkıp gidiyor. Hidrojen iyonları azaldığı için hidrojen iyon derişimi artmaz. E şıkkı yanlış. Şu cümleyi de kullanabilirdim. Soruda geçmiyor ama hidrojen iyonları azaldığı için evet asit özelliği azalacaktır. pH'ı da büyümüş olacaktır. Bunu da eklemek istedim. Evet. 39 nolu soruya geliyorum. Gene bir elektroliz sorusu. Görüldüğü gibi kapta nikel flörü çözeltisi var ve elektroliz ediliyor. Şimdi ben şöyle belirteyim. Nikel flörü suda çözüldüğü zaman nikel artı iki iyonlarıyla flör eksi bir iyonlarını içerir. Sudan gelen iyonları hiçbir zaman unutmuyoruz. H artı bir ve OH eksi bir iyonları da vardı. Hep sorularımız birbirine benziyor aslında. Evet hangileri doğru olur demiş. Birinci ifade eksi elektrotta katotta nikel iyonu indirgenir demiş. Arkadaşlar bakınız katot üzerine giden bir nikel var bir de H artı bir var. Acaba hangisi önce gider? Hep aynı cümleleri söylemeye çalışıyorum. Evet katotta indirgenme vardı. İndirgenme için iyonun mutlaka elektron alması gerekiyor. Burada bize elektron verme eğilimine göre kıyaslama yapılmış. Nikelin elektron vermesi hidrojenden büyük ama hidrojenin alması nikelden büyük olduğu için katot üzerinde ilk elektron alan hidrojendir. Hidrojen de elektronları aldığı zaman indirgenir. Çıkan gaz ne gazı olmalı? Hidrojen gazı olmalı. Diğer tarafta flor ve OH eksi olduğu için artı kutba yani anota doğru yönlenme olacaktır. Bakın şu cümlemi hiçbir zaman unutmayın. Anotta yükseltgenme vardı. Yükseltgenme için bir iyonun elektron verebilmesi gerekiyor. Burada elektron verme eğilimine göre kıyaslamış. OH ve flörü kıyasladığınız zaman hangisinin elektron verebilme eğilimi daha fazla? OH'ın. Hepiniz şunu hatırlarsınız. OH iyonları yükseltgendiği zaman burada su meydana gelirken OH'ın yükseltgenme ürünü oksijen gazıydı. Toparlayacak olursam anotta oksijen gazı aşağı çıkarken katotta ilk biriken ne olmalı? Hidrojen gazı olmalı. Birinci ifadeyi okuyorum. Eksi elektrotta yani katotta nikel iyonu indirgenir diyor. Aslında bu cümlede bir eksiklik hissediyorum. Neden biliyor musun? Hidrojen bittiği zaman nikele sıra gelir ama ilk önce ifadesini kullanmalıydı. Hadi birlikte bunu sorunun önüne yazalım. İlk önce nikel açığa çıkar dediği zaman bu ifade ne olmalı? Yanlış diyeceğim. Anotta OH iyonu yükseltgenir. Onu belirtmiştim. Evet OH iyonu flordan yükseltgenme potansiyeli daha büyük olduğu için anotta ilk yükseltgenin OH'tı. İkinci ifadeniz doğru. Katotta hidrojen gazı çıktığını belirtmiştim. Üçüncü ifade de doğru. Evet cevabımız E şıkkında belirtilmiştir. Evet. Gene aynı mantıkta bir soru. Ne diyor? Şekildeki elektroliz kabında sodyum karbonat, potasyum nitrat, lityum sülfat gibi değişik bileşikler verilmiş. Bakınız şöyle yazacak olursam sodyum karbonattan sodyum ve buraya yazmışım tekrar yazmayayım. Sodyum ve karbonat iyonları, potasyum nitrattan potasyum ve nitrat, lityum sülfattan lityum ve sülfat ama çözelti dediği için sudan gelenleri gene unutmuyorum. H artı bir ve OH eksi bir iyonları da vardı. Bu soruda bir eksiklik var. Nedir eksikliği? Bunların yükseltgenme ve indirgenme potansiyelleri bize verilmemiş ama ben size onları şu şekilde sıralamak isterim. Evet. Arkadaşlar bakıyorsunuz
4 tane artı yüklü iyonumuz var. 4 tane de negatif yüklü iyonumuz var. Artı yüklü iyonların hareket yönü neresiydi? Eksi kutuptu. Yani katottu. Eksi iyonların hareket yönü artı kutup. Yani neresiydi? Anottu diyeceğim. Şu anda 4 tane artı yüklü iyonumuz var. İlk katota giden hangisi diyecek olursam, katotta indirgenme olduğuna göre hidrojeni yükseltgenme yani elektron verme potansiyeli en küçük ama indirgenme potansiyeli en büyük olduğu için katot üzerinde ilk biriken elektrotta hangisi hidrojen olmalı? Yani B şıkkında yoğunlaşalım. Zaten diğerlerine baktığınız zaman artı elektrotta bir kere var ya potasyum ve sodyum kendisi artı olduğu için hiçbir zaman artı kutba gitmesi mümkün değil. Bunları otomatikman eleyebilirsiniz. Hidrojen de artı olduğu için bu da olmaz. O zaman seçeneğiniz ne olmalı? Oksijen. Cevap nedir? Bursa diyeceğim. Evet arkadaşlar şu anda soru çözümlerinizi tamamlamış bulunuyorum. Bakınız 12. sınıftan arkadaşlarımıza şunu da tavsiye ederim. Müfredat değiştiği için ya da müfredat demeyelim bunu artık. Sorular değiştiği için şimdi sizi en fazla ilgilendiren bölümler aslında 11. sınıfın soruları. Evet ben sizden şunu istiyorum. Şimdi 11'in soru çözümlerine geçeceğim. Bu soruların tamamı aynı zamanda 12. sınıfları ilgilendiriyor. Bildiğiniz gibi toplam 13 tane AYT'de kimya sorusu var. Geçen seneki olayı baz alacak olursam 8 tanesi lise 3'ü ilgilendiriyordu. Şu andan itibaren lise 3 için yapacağım bütün yayınlarda, soru çözümlerinde mutlaka 12'lerde görmek istiyorum. Evet, şu anda 12'lerin soru çözümünü bitirdim. Hepinizi selamlıyorum. Evet, başarılar diliyorum, iyi çalışmalar diliyorum. Sorularınızı bekliyorum.